Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle bir araya geldiğimiz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Daha temiz bir atmosfer için umutlarımız yeniden yeşerir ve yarının Sakarya'sı için el ele diyerek bir araya geliriz. Kıymetli misafirlerimiz, Günün anlam ve önemini binaen bizlere hitap etmek üzere huzurlarınıza Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'yi davet ediyorum. Sayın Başkanım, arz ederim. Çok saygıdeğer Arifiye Belediye Başkanım, çok kıymetli Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanım, çok değerli Sapanca Muhtarlarımız, çok kıymetli Sivil Toplum Kuruluşların Başkanları, çok değerli Hakiş Sakarya Başkanımız, çok değerli çalışma arkadaşlarım, misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli miniklerimiz, minik evlatlarımız, her birinizi bu güzel çevre gününde en kalbi duygularımı selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun inşallah. Değerli katılımcılar, tabii yurt dışındaki gelen misafirlerimiz çevreye olan duyarlılıklarından dolayı enerjilerini bizlerle paylaşıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum.
daha çok paylaşsınlar inşallah. Tebrikler. Kıymetli katılımcılar, çevreyi tek kelimeyle özetlersek, çevre birinci demek, gelecek demek. Çevre yoksa gelecek yok demektir. Eğer çevreye sahip çıkmıyorsak, çevreye gerekli ihtimam göstermiyorsak, çevrenin koruma ve kullanma dengesini bozmuyorsak, gelecek var demektir. Tam tersi olursa gelecek yok demektir. Neye benzer? Harikiri, insanın kendi kendini yok etmesi, çevreyle yok etmesi gibidir. Eğer çevre yok ediyorsa kendini yok etmeye başlamış demektir. Onun için çevremize her geçen gün daha çok sahip çıkmamız gerektiğini yaşayarak görmekteyiz. O münasebetle bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen Sapanca Gölü ve çevreye duyarlılık etkinliği vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnsanoğlunun en baştaki görevi Mevlam'ın bizlere emaneti olan tabiatı, canlı ve cansız tüm varlıklara müşfik davranmak, ihtiramlı davranmak, sevecen davranmak, onlara layıkıyla sahip çıkmaktan geçmektedir. Malum, inancımız gereği baş tacımız, rehberimiz, peygamberimiz bizlere şöyle öğüt eder. Der ki, kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz. Ne kadar anlamlı bir kelime. Kıyametin kopacağını bilseniz dahi. Onun için bizler çevrenin ne kadar duyarlı olduğunu hem kültürümüz olarak, hem inançlarımız olarak, hem de dünyadaki varlığımızın devamı konusunda ne kadar önemli olduğunu bir daha görmekteyiz. Değerli katılımcılar, biz toplum olarak doğanın, çevrenin, yeryüzündeki her bir canlının böylesine kıymetli olduğu bir medeniyetten geliyoruz. İşte insan ve çevre arasındaki bu ilahi ölçü bizim de hizmet anlayışımızın özünü oluşturmaktadır. Her fırsatta Sakarya'mızın şehirlerin şehri olduğunu dile getiriyoruz. Turizmiyle, sanayisiyle, tarımıyla, sporuyla, her özelliğiyle anılan Sakarya'mız ilk önce doğasıyla ön plana çıkmaktadır. Bizlere düşen sorumluluk ise bu doğayı koruyup gelişim için elimizden gelenin var gücümüzle yapmaktır. Bizler Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak her daim doğamızı ve doğanın mirası olan kaynaklarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı kıs kesmeden yürütmekteyiz. Doğanın bizlere mirası olan Sapanca Gölümüzde üstüne çok çalışmalar gerçekleştirdiğimiz bir husustur. Sapanca Gölümüzü ve çevresini kirlilikten korumak için paydaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Yıl boyunca göldeki hareketliliği teknoloji sistemlerle takip ediyoruz. Hem şehrimizin su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan hem de doğal güzelliğiyle bizleri büyüleyen Sapanca Gölümüzün bizler için ne kadar kıymetli olduğunu kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak çevremizi, doğamızı, yeşilimizi ve mavimizi korumak adına faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyor ve bu çalışmalara her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Çevreye olan saygı ve duyarlılık bilincini yaymak, tüm canlılar için yaşanabilir bir doğa elde etmek için gündüz gece demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bizler için böylesine büyük önem arz eden doğamız için seferberlik gerekmektedir. Doğamızın korunması için paydaşlarımızın en büyük bileşeni olan toplumumuzun yani hemşerimiz de bu konuda sorumludur, mesuldür. Yani hiç kimse çevreyi, doğayı korumadığına başkasına ihale edemez. Herkes kendi birey olarak çevresinden ve doğadan mesuldür, sorumludur. Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir doğa bırakılmak adına doğayı korumak, kirletmemek ve saygılı olmak bizlerin en büyük görevidir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bu bağlamda
her birimize doğaya saygıyı ve sevgiyi hatırlatmasına, çevremizin korunmasının öneminin anlamamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Her birinizi bir kez daha saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Geleceğimiz hayırlı, doğamızın korunur bir şekilde olması temenni ediyor. Çünkü yine söylüyorum sözümün sonunda da, çevre yoksa gelecek yok, doğa yoksa yaşam yok. Yaşayabilmemiz için doğaya sahip çıkmak mecburiyetteyiz. Geleceğimizi görebilmemiz için doğaya sahip çıkmak mecburiyetteyiz. Tabii ki doğayı kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Hem koruyacağız hem kullanacağız. Buna ne diyoruz biz? Koruma kullanma dengesi. Koruma kullanma dengesiyle hem doğayı kullanacağız hem de doğayı koruyacağız. Bu duygularla her birine tekrar hoş geldiniz diyorum. Dünya Çevre Günü'nün hayırlı olması temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kıymetli misafirlerimiz, bizlere hitaplarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye bir kez daha alkışlarınızla şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi teşrif ettiler, hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. Değerli misafirlerimiz, bugün çevrede bir takım çöpleri toplayarak farkındalık oluşturma etkinliğimize hep birlikte geçiyoruz. Evet, kıymetli başkanım. Anlamı dolayısıyla kıymetli evlatlarım. Evet. Ya Allah bismillah. Buyurun. Gelin siz, gör sizi. Tanın bakalım, beş geleceksiniz. Lastik, kampiyon, sizce. Şimdi bunu konacak mı? Allah'ım.
Hem Sakarya Gölü'nün karşısında hem de sahil köşesinde günümüzün anısına, güvenlik adısına kadar çöplerimizi topluyoruz. Protokolümüzün çok kıymetli mensupları, basınımızın değerli temsilcileri, öğle hanımefendiler, beyefendiler ve maalesef en daha göre atmakta. Göre attığı zaman ne oluyor? Çürümüyor orada. Kalıyor. Böyle kirletiyor. Daha sonra suyu her tarafa düşüyor. Düşüyor. Temizleşiyor. Onun için vatandaşlarımıza tekrar burada uyarıyoruz. Attığınız çöpler kendi kendinizi harekir yapmaktır. Kendi geleceğimizi yok etmektir. Kendi geleceğimizi boğmaktır. Lütfen çöplerle sahip çıkalım. Çöp tenekelerimiz var. Çöple ilgili her türlü tedbir alınmıştır. Çöplerimizi koruyalım, koruyalım. Uygun yerlere koyalım. Asla ve asla göl gibi, deniz gibi, nehir gibi hayat kaynağı olan su kaynaklarımıza atmayalım. İşte buyurun. Çıkanları, gölde çıkanları. Yok yok. Hepsi var. Araba lastiğinden efendim pet şişelere kadar, meşrubat şişelere kadar hepsi var. Lütfen bunu yapmayalım. Bilinçli vatandaş bunu yapmamalı diyorum. Her birini sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Buyur. Evet. Karasu'da görev yapabiliriz. Şükranlarımı sunuyoruz. Buyurun. Ne diyerek 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü anma etkinliğimiz burada sona eriyor. Katkılarınızdan dolayı arkadaşlar diğer tarafa da geçersek Sakarya. Bize böyle. Bu şey sen. Okey. Tamam, buray. Thank you.
Hadi.